Evet, hattımızda Kadriye Hanım var. Anladığım kadarıyla bir şey harcamak için değil ama Özlem'e sor bölümü için aradı. Alo. Alo, iyi akşamlar Özlem Hanım. Merhaba Kadriye Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Özlem Hanım? Bizler de iyiyiz. Ekip de gayet iyi burada. Evet. Evet, sorunuzu alabilir miyim? Bir harcama mı yapmak istiyorsunuz? Bir şey mi satın almak Şimdi istiyorsunuz? Ben de bir iş kurmak istiyorum. Evet. Şöyle yemek üzerine bir iş kurmak istiyorum. Sizin Yemek onayınızı almak istedim. Evet. Üzerine bir iş. Güzel yemek mi yapıyorsunuz? Ne yemekleri? Valla ev yemekleri işte. Ama Türkiye'deki her kadın ev yemeği yapıyor. Sizin ne farkınız var? Doğru. Fark eden bir şey yok ama ben de kendime göre bir yer açmak istiyorum da. Siz kendinize göre bir, siz bir dakika, şimdi evde yapmaya daha başlamadınız, hemen bir dükkan açmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Daha önce deneyimim var yalnız benim. Öyle mi? Ne yaptınız? Ya benim bir arkadaşım yapıyordu, ben de onun yanındaydım. Ha, siz ne yapıyordunuz? Börek mi açıyordunuz ya, böyle? Beraber çiğ köfte. Çiğ köfte. Ben bir kere yayında çiğ köfte yapmıştım, biliyor musunuz? Evet, içli köfte yapıyorum. Çok harika. Çiğ köfte yapıyorum. E bak, bulduk işte hemen sizin şimdi. Yok bir şeyim demeyin yani Kadriye Hanım. Peki, siz içli köfte dükkanı mı açmak istiyorsunuz? Evet. Peki, bu gelin hemen para durumunuza bakalım. Birikmiş bir paranız var mı? Evli misiniz? Eşiniz buna ne diyor? Yok, değilim. Çocuklarım var benim. Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? Teşekkür ederim. Büyükler. Güzel. Bir tane oğlum askerden geldi yeni. Çok güzel. Kızım var. Güzellik uzmanı kendisi. Evet. Ben de emekliyim ama 500 lira alıyorum. 500 lira alıyorsunuz. Hı. Peki aylık 500 lira geliriniz var. Kiranız falan yok herhalde. Çocuklarla mı oturuyorsunuz? Çocuklarla oturuyorum. Anladım. Çok neşeli bir insansınız böyle. Sürekli bir gülümsemeler geliyor. Güzel bir şey. Çünkü evet, gülüyorum sürekli. Güzel bir şey bu. İnsan güldükçe hakikaten içi açılıyor. İçi açıldıkça güç geliyor. Güç geldikçe her şeyi yapası geliyor. Şimdi borcunuz var mı? Vardı da kapandı. Kapandı peki. Yukarıdan birileri evet. Mi kapattı böyle? Nasıl oldu o? Uzaydan Mars'ta Kadriye borcunu kapatıyoruz. Evet, evet. Kızınız kapattı. Kızım kapattı, sağ olsun. Peki, çok güzel. Peki, birikiminiz var mı? Ya 40 binimiz vardı da şu an borç verdik biz onu. Ha, siz kendinizi kurtardınız, başkalarına yardım ediyorsunuz şimdi. Aynen öyle. Çok zor durumdaydı ama mecbur verdik. Anladım, peki. Şimdi şöyle söyleyeyim Kadriye Hanım, taşımasıyla değirmen dönmez. Şimdi doğrudur. Burada siz bir kafe açayım diyorsunuz. Burada öncelikle siz bunu evden yaparak satmaya başlayabilirsiniz. Bunu yapan kadınlar tanıyorum. Ben sizi mikro krediye evet. Yönlendirmek istiyorum. Mikro kredide evet. Size gelip, evinize gelip 4 arkadaş daha bulursanız her birinize evet. Tek tek ayrı ayrı 1000 lira veriyor. 5 kadına. Evet. Ve kurmak istediğiniz iş için bu ilk sermayeniz oluyor. Ondan sonra size yardım ediyorlar. Her hafta 12,5 lira da geri ödüyorsunuz. Ne diyorsunuz? Çok güzel. Peki ben size telefonunu vereyim o zaman. Tabii, buyurun. Siz İstanbul'dan arıyorsunuz. 0549 evet. 763 763. Evet. 5767 arayabilirsiniz. 5767. Alo, merhaba. A Haber'de evet. Para durumu programını izliyordum. Evet. Mikro krediden bahsetmek istediler. Ben çiğ köfte yapmak istiyorum. Dükkan açmak istiyorum. Bakalım ne diyecekler. Ondan sonrası artık sizde. Tamam. Teşekkür ederim Özlem Hanım.